Bu Covid döneminde peki aşı ile ilgili ne öneriyorsunuz bu hastalara? Hastalarımız da çok soruyorlardı. Eskiden daha çok soruyorlardı. Şimdi biraz alıştılar. Yani bundan bir 6 ay önce, 7 ay önce işte hani yaptırmasam olmaz mı gibi sorularla çok karşılaşıyorduk. Bizim derneğimiz Türk Tıbbi Onkoloji Derneği bununla ilgili açıklamalar da yaptılar zaten. Biz hastalarımıza öneriyoruz. Yani aşılama programlarını tamamlasınlar. Zaten sürekli mutasyon gelişiyor. O yüzden aldıkları kemoterapi, aldıkları hedefe yönelik tedavi bunlara engel değil. Sadece zamanlamasını iyi ayarlamak lazım. Hedef yönelik tedaviler için böyle bir şey yok ama özellikle kemoterapi olan hastalarda işte bir hafta 10 gün öncesinde kemoterapiden veya kemoterapiden bir hafta 10 gün sonrasında aşılarını yaptırabileceklerini söylüyoruz. Muhakkak bize gelen hastalara da aşılarınızı soruyoruz. Daha bugün işte buraya gelmeden önce de hasta bakıyordum, onlara da sordum. Her gelen hastaya soruyorum. Aşılarınızı tamamladınız mı, tamamlamadınız mı? Tamamlamadıysanız muhakkak tamamlayın diyoruz. Sadece ne zaman aşı olacağınız haberimiz olsun. Ona göre biz gününüzü, hani hangi gün uygundur, şu gün uygundur, bugün uygundur o bilgiye geri dönüşünü yapalım size diyoruz. O yüzden muhakkak aşılama programlarını tamamlasınlar. Aşılarından kaçmasınlar. Bizim hem derneğimiz hem uluslararası kılavuzlar da bunu öneriyor. Muhakkak aşılama programlarını tamamlasınlar hastalarımız. Herkes için önemli yani bu aşı aslında.